Arkadaşlar merhaba. Nizam Karataş Hatay'dan. Bu bizim 3 katlı hasta olan kovanımız. Hasta maalesef, o yüzden 3 kat oldu. Çok bilmiş arkadaşlar bu kovanın, bu kovana ilk gördüklerinde yerde sürünen arılar var diye hasta demişti. Çok biliyorlar diye büyük ihtimalle o öyle demiştir her zamanki gibi. Neyse geçelim bu konuyu. Boş insanlarla uğraşmak bazen hoş oluyor da geçelim şimdi. Arkadaşlar bal zamanı yaklaştı, hafiften gelmeye başladı nektar. Bu önündeki uçuş tahtasının önündeki nedir diye soracak olursanız konumuz bu aslında. Bal zamanı arılar nektar aldığı için kendi yükünün fazlasını vücuduna depoladığı için ağırlaşacak ve kovana gelirken sallana sallana böyle içmiş gibi sarhoş gibi geldiğini görürsünüz. Uçuş tahtasına konamaz. Bazıları yere düşer, yorulur. Bazıları biraz uzağa konar, dinlenir falan. Öyle arıları görürsünüz kovanın önünde. Bazıları kovanın önüne şu koyduğumuz uçuş tahtasının önüne, üstüne atar kendini, yürüyerek kovana girmeye çalışır. Hepsinin sebebi dediğim gibi nektar depolamış olması vücudunda. Kendine hakim olamaz dediğim gibi. Bu yüzden bal akımı zamanı uçuş tahtasını geniş tutmanız her zaman daha makul, daha doğrudur, daha faydalıdır. Arıların rahat hareket etmesini sağlar. Kovanın önüne daha rahat konar. Yorulmamış olurlar en azından fazladan. Geniş olması daha faydalı dediğim gibi. Bal zamanı siz de aynı şekilde yaparsanız sizin için de daha faydalı olur, daha iyi olur. Tavsiye ediyorum. Bilgilere, paylaşımlara devam edeceğim. Bu 3 katlı kovanı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Herkese hayırlı bir sezon diliyorum.